Merhabalar. Yılbaşı yaklaşırken sofralarımızı şenlendirecek mezeler yapalım istedik. Size bugün çeşitli mezeler yapıp sofranızı şenlendirmeyi niyetlendik. Önce malzemeler. Mezemiz muhammara. Genel olarak muhammara olarak bilinse de benim için anne çemeni. Bunun için öncelikle bir su bardağı ceviz içine rondoya yarısını koyuyorum. Ben içinde iri tanelerin gelmesini sevdiğim için yarısını daha sonra bıçakla doğrayıp öyle eklemek istiyorum. 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum. Ama siz hangisini daha çok seviyorsanız onu biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ekmek içi. Anneler biliyorsunuz ekmek içiyle yaparlardı. Eğer ekmek içiniz yoksa, öğütülmüş ekmek içiniz yoksa galeta unu kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar. Ekmek içi ölçüsü salçanızın kıvamına göre değişebilir. Benim salçalar ev yapımı olduğu için çok kıvamlılar. Sizinkiler daha az kıvamlıysa ekmek içinin miktarını daha az tutabilirsiniz. Olmazsa olmaz sarımsaklar. Ben bu ölçüye 4-5 diş sarımsak kullanmak istiyorum. Annem bol sarımsaklı yapardı. Çünkü bunun adı çemendi. Çemendi sarımsaksız olmaz. Ama bu ölçüler tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Artırıp eksiltmek sizin elinizde. Geldik baharatlara. Kimyon olmazsa olmaz. Bir tepeleme çay kaşığı kimyon. Acı pul biber. Acı seviyorsanız bir tepeleme çay kaşığı acı pul biber. Bir miktar kırmızı toz biber. Yine çay kaşığının ucuyla karabiber. İki yemek kaşığı zeytinyağı. Bir buçuk yemek kaşığı nar ekşisi kullanıyorum ben. Nar ekşisinin tadı baskın gelmiyor. Sadece arkadan güzel bir tat bırakıyor ağzınızda. Malzemeler bu kadar. Yapması çok kolay. Şimdi rondodan geçiriyoruz. Bütün malzemeleri rondoda çektim. Gördüğünüz gibi kıvam çok katı. Bu salçanın yoğunluğundan dolayı oluyor. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koymuştum. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı daha ekliyorum. Tuz hiç koymuyoruz bu arada. Çünkü salçalarımız yeterince tuzlu. Kıvam tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben bu şekilde koyu kıvamlı seviyorum ekmeğe sürüp yemeyi. Meze olarak yapıyoruz ama bu çok güzel bir sabah kahvaltılığı da ayrıca. Dediğim gibi yağ oranı, koyuluk oranı tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Yarım bardak ceviz içini ayırmıştık. Tane tane ağza gelmesini istiyorsanız eğer, ben öyle seviyorum. Bunları bu şekilde doğrayarak karışıma ekliyoruz.
Ben dekoratif olması amacıyla dondurma aparatıyla yaptım. Bu şekilde yılbaşı sofrası için hazırladım. Keyifle yemenizi dilerim. Hatta bir de alternatif yeme şekli diyelim. Ve şimdi yeni tarifimiz. İkinci mezemiz Antalya yöresinin çok ünlü yöresel lezzeti hibeş. Bunun için malzemeleri görelim. Diş sarımsak kullanıyorum. İlk olarak sarımsakları rendeliyorum. Sarımsakları rendeledim. Siz dilerseniz havanda güzelce dövebilirsiniz. Limon sıkıyorum. 2 adet limon kullanılıyor. Öncelikle bir tanesini sıkıp sarımsaklarla karıştırıyorum. Limonun tabii ne kadar suyu var onu bilemediğimiz için limonu kontrollü eklemekte fayda var. Bir limon suyuyla sarımsakları karıştırdım. Daha sonraki aşamalarda gerekirse ikinci limon suyunu da sıkıp kullanacağız. Kimyon, hibeşin vazgeçilmezi. Bir yemek kaşığı, ben tatlı kaşığıyla koyuyorum. 1,5 tatlı kaşığı kimyon. Pul biber, acı ne kadar seviyorsunuz ya da kullandığınız pul biberin acılığına bağlı olarak 1 tatlı kaşığı pul biber ve yine 1,5 tatlı kaşığı kadar da kırmızı toz biberi karıştırıyorum. Tuz ekliyorum. Yine kontrollü eklemekte fayda var. İlk etapta bir miktar tuz ekleyip daha sonra tadına bakarak ekleme yapabiliriz. Bir su bardağı tahinimizi ekliyoruz. Bütün malzemeyi bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Kıvamlı oluyor karıştırdığımızda. Bu kıvamı açmak için su veya limon kullanıyoruz. Burada tadına bakarak ekşiliği istediğimiz kıvama gelmişse suyla, hala limon ihtiyacı varsa limonla açma işlemi yapıyoruz. Şimdi bakıyorum ben tadına. Limon istiyor. O yüzden ben yarım limon suyu daha ekleyebilirim. Limonu da yine kontrollü şekilde ekliyorum. Çok ekşi bir tat gelmesini istemiyorum. Miktarda su ekleyip suyla açmak istiyorum. Bir yemek kaşığı kadar ekledim. Birden boşaltıp kıvamı çok fazla sulandırmayalım.
yemek kaşığı daha ekliyorum. Hibeşimiz hazır. 1,5 limon suyunun tamamını kullandım. 5 yemek kaşığı kadar da su kullandım. Ve nefis bir tat oldu. Yılbaşı sofralarının, diğer günlerde davet sofralarının inanılmaz lezzetli hibeşi hazır. Hibeşimiz hazır. Tarifimizde yağ yok. Gördüğünüz gibi susamın yağı kendini bıraktı. Oldukça yağlı bir meze. O yüzden zeytinyağı, sıvı yağ kullanmıyoruz. Afiyetler olsun hibeş. Ve şimdi diğer mezemize geçiyoruz. Üçüncü mezemiz olan haydari yapıyoruz. Haydari yapması çok kolay, yemesi çok zevkli ve vazgeçilmez mezelerden bir tanesi. Şimdi malzemeler gelsin. Haydari için 3 tepeleme dolu dolu yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyorum. Çok az, 1 yemek kaşığı kadar suyla çok hafif yoğurdu açıyorum. Haydari yapmak çok kolay. Birkaç tane püf noktası var, onları söyleyeceğim. İlki de haydariye çok az tuz atıyoruz. Çünkü yoğurt tuzu hemen belli eder. Fazla atarsanız çok tuzlu olacaktır. O yüzden çok az, belki çay kaşığının ucuyla tuz attım. Daha sonra eklemesi kolay. O yüzden ilk olarak tuzunuzu çok çok az atın. Karıştırdım. Sarımsak rendeliyorum. 2-3 diş kadar. Yine sarımsak sizin lezzet anlayışınıza, damak tadınıza bağlı. Sarımsakları rendeledim. Karıştırıyorum. Yoğurdumuz hazır. Şimdi tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Zeytinyağını ocakta ısıtıyoruz. Zeytinyağımız sıcaklıkla beraber daha akışkan olacaktır. Buradan da ısınmaya başladığını anlayabilirsiniz. İlk defa yapanlar için gelsin bu da. Isındığını anlamak için de böyle bir tahta kaşık kullanabilirsiniz. Baloncuklar çıktığında ısınmış olacak. Hala zeytinyağının vakti var. Kabarcıklar çıkmaya başladı. Zeytinyağını yakmadan ocaktan alıyoruz. Yağımızı ocaktan aldık. Hala çok sıcak. Şimdi nanemizi atarsak nane yanacaktır. O yüzden birkaç dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekliyoruz. Ben tam 1 dakika bekledim. Şimdi nanemi atıyorum. Bolca 2 tane dolu dolu. Tatlı kaşığıyla attım. Nanesini döktükten sonra yağımızı hemen dökmüyoruz yoğurdun üzerine. Çünkü yoğurdumuzu kestirir sıcak yağ. O yüzden yine 1 dakika daha yağın ılınmasını bekledikten sonra yoğurdumuzla buluşturabiliriz.
Tencereniz hazır. Üzerine yağ gezdiriyorum ben. O yüzden sosuna daha az yağ koydum. Siz dilerseniz sosuna daha fazla yağ koyup üzerine farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Afiyet, bal, şeker olsun.